Sütlü bebek tedavisi yavrucak üreme tekniklerinin en gelişmiş olanıdır. Ve sperm hücresiyle yumurta hücresinin dışarıda dış laboratuvar ortamlarında elde edilerek sağlıklı bir şekilde bir araya getirilip oluşan embriyo hücresinin, embriyonun sağlıklı bir laboratuvar ortamında gelişim ve aşama aşama ilerlemesiyle yaklaşık 5. güne kadar geliştirilip ardından da rahim içine verilmesiyle gerçekleşen bir prosestir, bir süreçtir. Bunun için ilk önce bizim sağlıklı bir sperme ihtiyacımız var. Bu spermi tabii ki sadece anne ve baba olmak isteyen adayın kendi sperminden buluyoruz. Erkek birkaç gün ya da birkaç hafta önceden yaptırmış olduğu bir sperm testini, ki biz kendi laboratuvarlarımızda bu testi tekrarlamak ve yapmak isteriz, vererek uygulama öncesinde sperm hücrelerinin ne kalitede olduğu ve nasıl olduğu konusunda bize bilgi verir. Daha sonra anne adayımız yumurtlamanın başlayacağı adet döneminin öncesinde bir genel kontrole gelir ve bu kontrolde biz yumurtalıklarımızla ilgili, rahimle ilgili genel bilgileri elde ederiz. Ardından adetin ikinci günü tedavimizin başlama aşamasıdır. Adetin ikinci günü aile geldiğinde bir spermiyogramı, erkekteki sperm testlerini tekrar kontrol ederiz. İkincisi de bir ultrason yaparak yumurtalıkları ve rahimi tekrar değerlendiririz. Ve adetin ikinci günü özel tedavilerle yumurtalıklarımızı uyarmaya başlarız. Bu uyarı çok farklı ilaçlarla yapılabilir. Burada özellikle rekombinant teknolojiyle ya da insan idrarından edilen üriner FSH dediğimiz ilaçlarla başlayan bir tedavi sürecidir. Bu süreç yaklaşık 10-12 gün sürer. Ve ek ilaçlar adetin 6. günü, 5. günü başlanabilir. Yumurtalıkların gelişim hızı ve gelişim yapısına göre, şekline göre, rahim iç dokusunun gelişmesine göre de ve hastanın oluşturduğu hormonal düzeye göre de transfer tarihi belirlenir. Transfer tarihi yumurta toplama işleminin yapıldığı günden ortalama 5 gün sonradır. 5. gün transferlerinin yapılma nedeni zaten fizyolojik olarak bizim yumurtalıklarımızı yumurtlama döneminde, normal fizyolojik dönemde de yumurtlamadan yaklaşık 5 gün sonra rahim içine blast dediğimiz bir form halinde embriyonun yerleşmesi en güçlü, en yüksek oranda geveliği sağladığından, biz de laboratuvar şartlarında 5. güne kadar izlediğimiz ve 5. güne kadar geliştirdiğimiz embriyoları transfer etmeye özen gösteriyoruz. Bizim Acıbadem International Hastanesi'nin tüp bebek merkezi olarak en önem verdiğimiz konu sağlıklı embriyo vermektir. Bu nedenle özellikle belli bir yaşın üstünde olan 40 yaş civarındaki hastalarda ve özellikle tekrarlayan gebelik kayıpları olan ya da tekrarlayan başarısız tüp bebek deneme olan hastalarda genetik tanı bizim için çok önemlidir. Hastalarımızın ya embriyoların 3. günü ya da 5. günü aldığımız PGD ya da CGH dediğimiz trofektoden biyopsi dediğimiz yöntemlerle aldığımız biyopsilerle embriyolarımızın genetik kalitesini, genetik yapısını teyit ederek, anlayarak embriyo transferimizi bundan sonra gerçekleştiririz. Bizim için önemli olan en önemli şey eve giden sağlıklı çocuktur. Sağlıklı anne ve sağlıklı çocuğa ulaşmak için gereken en yüksek teknolojiyi en duyarlı ekiple gerçekleştirmeye çalışıyoruz.